Merhaba, yeni bir şehir hepimizin programında birlikteyiz. Bugün 109.sunu yapıyoruz programın. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanıyor. Bugünkü konumuz aktif yurttaşlık. Konuğumuz Profesör Doktor Korel Göymen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci kez ağırlıyoruz sizi. Aslında kışa girmeden zannediyorum Kasım ayında Korel Göymen'le bir program daha yapmıştık. Yönetim mi, yönetişim mi? Evet. Sorusunu sormuştuk o programda. Biraz daha kapsamlı ve daha makro düzeyde galiba ele almıştık o zaman. Evet. Şimdi bu sefer aslında bu yönetişim ya da yönetişimin içinde yer alan kavramlardan işte katılımcılık kavramından yola çıktığımızda bunun belki de bir öznesi ya da aktörü, ana aktörü olan yurttaştan, daha doğrusu daha da ileri gidelim, aktif yurttaştan bahsedelim istiyoruz. Evet. Önce isterseniz aktif yurttaş nedir? Onu bir tanımlayalım, daha sonra devam edelim. Yani galiba en basit tanımı, bireylerin kendi geleceklerine her düzeyde, hem yerel ölçekte hem genel ölçekte, hem de evrenin tümüyle bir anlamda sorumluluk taşıyarak sahip çıkmalarıdır. Evet. Tabii bu aktif yurttaşlık meselesi demin de söylediğiniz gibi duyarlılıkla son derece büyük ölçüde önemli, alakalı. Şimdi demin de söyledim, biz aslında bu tür kavramları olayları genel olarak değerlendirirken kullanıyoruz ama arada bunlar benim gözlemlerime göre biraz kaybolabiliyor. Bunun için aktif yurttaşlık meselesine derinlemesine değinelim istedik. Tabii, memnuniyetle. Şimdi Türkiye'de yerel seçimlere de giriyoruz. Evet. Yerel seçimlere girerken tabii şehirler, özellikle belediyelerin bulunduğu şehirler, vatandaşların günlük yaşamlarına dokunan hizmetleri sağlıyorlar. Onları kolaylaştırıyorlar. Yeri geliyor, zorlaştırıyorlar. Evet. Şimdi büyük ölçekte baktığımız zaman bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Onun için ben şöyle ele alabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Biraz en küçük idari bölünümden, yani mahalleden başlayarak, hatta belki sokaktan başlayarak bu aktif yurttaşlığı biraz irdelemek istiyorum. Aktif yurttaş nerede, nasıl çalışmaya başlayabilir? Bunu bir irdeleyebilir miyiz? Yani Türkiye'de aktif yurttaşlığı önüne çeşitli engeller çıkıyor, yapıdan kaynaklanan. Bunlardan bir tanesi şu: Türkiye'de bugün nüfusun %90'a yakını kentli diye nitelendiriliyor verilere göre. Fakat bu iki kavramın ayrımını yapmamaktan kaynaklanıyor. Kentleşme, yani fiziki anlamda bir kentin sınırları içinde olma olgusu ayrı. Evet. Kentlileşme, yani kentsel değerlerin, yaşam biçimlerinin, kavramların kentli tarafından, kentte yaşayanlar tarafından benimsenmesi, günlük yaşama yansıtılması farklı bir olay. Evet. Şimdi bunları destekleyen başka kavramlar da var. Aidiyet duygusu. Yani insanlar bir kentte yaşarken o kentte bir aidiyet duygusuyla yaklaşabiliyor mu? Giderek artan bir şekilde, sizin biraz evvel vurguladığınız gibi, mahalle hatta sokak ölçeğine kadar inen bir şekilde, ne kadar güzel benim sokağım. Bakın, karşıdaki kasabı tanıyorum. Buradaki manav bana çok iyi muamele yapmıştı. Şu oynayan çocukları tanıyorum falanların torunları düzeyinde bir sokağa tanıma, sokağı benimseme, giderek semti, kenti benimseme, evet, kentle ilgili ve kentin geleceğiyle de ilgili, başkalarıyla birlikte bir sorumluluk ve bir aidiyet duyma olgusu. Evet. Günümüzün koşullarında Türkiye'de de birçok başka ülkelerde de zor. Evet. Yani dünyada göçlerin büyük ölçüde devam ettiğini biliyoruz. Aynı ülkenin içindeki kırdan kente göçlerin devam ettiğini biliyoruz. İnsanların topraktan koptuğunu biliyoruz. Kent içinde bir yabancılaşma olgusunu biliyoruz. Uzun bir liste. Evet. İşte bütün bunlar bir anlamda aktif yurttaş olmayı zorlaştıran faktörler. İnsanların bir benimsemesi lazım ki, içinde bulunduğu kenti vesaire, evet, bir sorumluluk duygusuna sahip olması lazım ki, evet, bunun sonucunda bir şeyler yapma gereğini duysun. Dolayısıyla
aktif yurttaş olmanın ilk adımlarını atsın. Atsınlar, evet. Şimdi burada bu duyarlılığa sahip vatandaşlar, yani aktif yurttaş olmayı arzu edenler diyelim, öncelikle mahalleden başlayabilecekler. Yani oradan başlamalılar zaten. Çünkü ölçeği küçültmek, daha doğrusu küçük idari yapıda olaylara dahil olmak aslında kolaylaştırıyor da sorunları çözmeyi. Çünkü oradaki sorunların ölçekleri de büyük kentin sorunlarına göre daha küçük. Şimdi bir muhtarlık meselesine gelmek istiyorum. Bizde muhtarlık aslında eskiden beri işte daha çok bu belge alışverişi, ikamet belgesi vesaire evet. gibi belgelerin sağlandığı bir yerdi. Evet. Bir takım iletişim hizmeti veriyordu belki. Ama bu aktif yurttaşın aslında çalışmalarına yön gösterebilecek bir pozisyon muhtarlık. Evet, potansiyel olarak öyle. Evet, biraz bunu değerlendirelim mi? Yani muhtarlık aslında muhtarlık seçimi de çok ilginç. Bildiğim kadarıyla seçim günü aday olunabiliyor. Yani evet. muhtar da olabiliyor aslında evet, aktif evet. yurttaş. Yani ben beni memnun eden son dönemde bir gelişmeden bahsedeyim. Geçtiğimiz birkaç aydan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarına konuşmalar yapmak üzere gidiyorum. Burada yerel seçimlerden de kaynaklanan genel bir ilginin yaygın olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Daha da beni mutlu eden Kader ve benzeri kuruluşların kadın adayların sayılarının ve genelde ilgilerinin arttığını görüyorum. O da beni mutlu kılıyor. Şimdi muhtarlık şu ana kadar Türkiye'de bir resmi makam olarak görülmüş ve muhtarın kendisini bir yerel lider, yerel kalkınma lideri, yerel örgütlenme lideri olarak görmesini engelleyen faktörler var. Bu siyasal kültürümüzden bir miktar kaynaklanıyor. İkincisi Türkiye'de benim çok karşı olduğum bir başka özellikten kaynaklanıyor. O da tek tip elbise giydirme. Evet. Yani 82 milyonluk Türkiye'de ille 20 bin köy, o civarda şimdi sayıları azaldı, 20 bin civarındaki köyde, yine binlerce şehirdeki mahallelerde hep aynı tip bir örgütlenme olacak. Evet. Halbuki aktif yurttaşın esası insanların resmi bir sıfat taşımadan inisiyatif sahibi olmaları, herhangi bir çok küçük sayılabilecek olan sorunları çözmek için veya çok küçük hedefler için kendileriyle benzer düşünenlerle birlikte örgütlenebilmeleri, bu örgütlenmenin herhangi bir yasadan kaynaklanmaması, herhangi bir yönetmelikten kaynaklanmaması, herhangi bir zorunluluktan ortaya çıkmaması. Yani gönüllülük kavramının toplumda yaygın olması gerekiyor ki evet. işte, insanlar bu inisiyatif kullansınlar, küçük küçük sorunları çözmek amacıyla aktif yurttaşlar konusunda kendilerini eğitsinler. Arkadan bu konuda mesafe kat edebilecek, sonuç alabilecek bir noktaya gelsinler. Evet, belki bu noktada şundan da bahsedebiliriz. Yine mahalle ölçeğinde hatta zaman zaman gözümüze çarpıyor. Dernekler, yani semtlerde yer alan dernekler. Bunların çok az bir kısmı hak temelli dernek ama büyük bir bölümü işte hemşeri dernekleri. Evet. Yani bir tür dayanışma içinde evet. olan. Bunlar belki sizin söylediklerinize bir örnek teşkil edebilir. Yani aktif yurttaşlar için bir çalışma zemini de olabilir mi bunlar? Olabilir. Bir yönüyle evet, bir yönüyle değil. Evet. Şu anda Türkiye'de 90 bin üzerinde aktif dernek var. Bunlardan azımsanmayacak bölümü hemşeri dernekleri dediğimiz türden. Evet. Hemşeri derneklerinin bana göre çok olumlu diye nitelendirdiğim özellikleri var. Her şeyden evvel bir dayanışma mekanizması olarak hizmet görüyor. Sırasında kırla iletişimi kurmak şeysinde. Çünkü vatandaşlarımızın büyük bir kısmının, yeni göç edenlerin bir ayağı kentte, bir ayağı kırda. Evet. Senenin belirli bölümü için en azından. Oradan gelen, okumak için gelen öğrencilere imkanların sağlanması, buradaki dayanışmayı arttıracak ve bazı aktivitelerin, kenti tanıtma aktiviteleri, festivaller vesaire, bunların hepsini olumlu olarak görüyorum. Yalnız bu şunu engellememeli. Kentte yeni bir kültür alaşımının, yeni bir kentli kültür sentezinin içine girmesini yeni göçerlerin engellememeleri. Yani hala İstanbul'un şimdi 15 milyon civarında olan vatandaşından en son rakamlar yayınlandı. %32'si yalnızca İstanbul doğumlu. Evet. 2/3'si İstanbul dışından gelmiş. Fakat sıradan birine sorduğun zaman hemşerelim nerelisin dediğin zaman Kastamonu'luyum diyor.
Rizeliyim diyor, Sivaslıyım diyor. Buralara sevgi duyar olması, oralarla ilintisini kesmemesi son derece olumlu. Fakat öte taraftan kentin ve kentli olmanın gerektirdiği bir takım şeyleri de, edinimleri de, bir takım özellikleri de kazanma çabasında olmalı. Hemşeri dernekleri buna engel olmamalı. Yani böyle bir katı hemşerilik anlayışıyla yalnız falancadan gelenler bizdendir, diğerleriyle ilgilenmeyiz veya bizden değildir gibi neredeyse ötekileşmeye kadar, ötekileştirmeye kadar giden bir dışlama nedeni olmamalı. Olmalı. Bir denge sağlanması gerekiyor. Aynen. Evet. Şimdi son dönemlerde yine mahalle ölçeğinde konuşmaya devam edersek, son dönemlerde zaman zaman şunu görüyoruz. Bu örgütlenmelerde mahalle meclisi kavramı gündeme geliyor. Evet. Bunu bazen belediye yöneticileri, hatta mevcut adaylar içinden de dile getirenler var. Bu mahalle meclisi kolay oluşacak bir şey mi? Ya da oluştuğu zaman fayda getirecek bir şey mi? Bakın, yakın zamanda ben sık sık Anadolu'daki belediyeleri ziyaret ediyorum. Konferansa çağırıyorlar, şart koşuyorum. Diyorum ki bir gün önceden geleyim veya bir gün daha kalayım. Bana bütün projeleri gezdirin, anlatın diyorum. Oradan çok şey öğreniyorum. En son Eskişehir Odun Pazarı'na gittim. Evet. Orada sokakta yürürken işte bir takım insanlarla konuşmaya başladım. Kulüplerine şeye götürdüler. Şöyle bir ilginç yöntem uyguluyorlar. Belediye de yardımcı oluyor bu konuda. Odun pazarı ile ilgili veya Eskişehir ile ilgili önerisi, fikri olan, ben şunu şunu yapmak istiyorum diyenler biri gelsin. 2-3 kişi kahvede konuşurken, sohbet ederken akıllarına bir fikir geliyor, bir sorun geliyor. Bu çağrıyı duyunca gidiyorlar, bizim böyle bir şeyimiz var diyorlar. Onlara diyor ki, peki siz örgütlenme, bir nüve oluşturun, sizin gibi düşünenleri toparlayın. Evet. Bunun gibi birçok yerel inisiyatif, yerden, bir sıfat taşımadan, muhtar toplantıya çağırmadan, evet, veya belediyeye gidip beyaz masadan işte belirli bir yetki almadan veya belediyeden yetki almadan yerel olarak bir kendiliğinden, talep, evet, kendiliğinden bir talep oluşuyor. İşte örgütlenme bu. Evet. İzmir'den güzel bir örnek. Bir grup insan, hiç siyasetle ilgileri yok, şeyle ilgileri yok, başka faktörlerle, hususlarla ilgileri yok. Bisikletçilik onların bütün hayatını dolduruyor. Evet. Bir gün bisikletçi olarak örgütlenmişler. Yerel ilçe belediyesine gitmişler, oradan Büyükşehir Belediyesi'ne gelmişler, talepleriyle gelmişler. Belediye de onlara her iki kademede demiş ki, tamam siz örgütlenin. Nasıl örgütlenelim, ne istiyorsunuz? Bisiklet yollarını şey etmesini mi istiyorsunuz? Mevcut bisiklet yollarına trafik lambaları mı konulmasını istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Örgütleyin, yetki. Diğer bir husus, bazı yerlerde emekliler belediyeye çeşitli yerlere gitmişler. Bizim çocuk oyun alanı var karşımızda ama bakımsız. Evet. Bir de bazen aileler de çok ihmalkar olabiliyorlar. Bizim vaktimiz çok bol, çocukları da çok seviyoruz. Bize gayri resmi bekçilik, gözetmen görevi verin. Yani bir köşede oturalım, bir çocuk mu düşüyor salıncaktan, şey mi düşüyor, yardımcı olalım. Bir yerde bir güvenlik hizmetini, aynen, gönüllü olarak vermekten, aynen, bahsediyorsunuz. Esas gönüllülük ve mahallelik ruhu vesaire, bu tür şeyleri insanların aktif bir şekilde başvurmasından, giderek daha aktifleşmelerinden, giderek daha fazla sorumluluk üstlenmelerinden geçiyor. Yoksa bir İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bundan böyle 20 bin şeyde örgütlenme şöyle olsun, neredeyse insanlar aynı şekilde giyinsinler, aynı tür, aynı renk kravat saksınlar mantığı, bu çok yanlış. Şimdi son bir husus, mahalledeki örgütlenmelerin önündeki engellerden bir tanesi şu. İnsanlara şey verdiğiniz zaman, başkan, başkan yardımcısı, bir hiyerarşi yarattığınız zaman insanlar o hiyerarşiye talip oluyorlar fakat kıyasıya bir rekabete giriyorlar. Şimdi yerel seçimlerde, muhtarlık seçimlerinde, öncesinde, sonrasında maalesef en kanlı olayların olduğu, en çok zıtlaşmanın olduğu alan o düzey. Evet. Halbuki insanlara bir sıfat vermeden, gönüllü olarak bu işi yapmaya talip oldukları zaman bu tür sorunlar çıkmıyor. Yani siz ünvana veya küçük bir maaşa talip olmuyorsunuz. Sorumluluk üstlenmeye talip oluyorsunuz. Evet. Esas örgütlenme böyle. Evet, bu söylediğiniz aslında ilginç. Yani bir isim vermeden, illa bir sınırlarını çizmeden bu insanlar bir araya gelerek
dertlerini dile getirsinler. Aynen. İdareler de buna cevap versin. Aynen. Diyoruz. Tabii burada idareler onlara yardımcı olsun. Evet. İmkan sağlasın, imkan sağlasın. Ayrım yapmasın. Bu başvuruda bulunanların iki tanesi bizim partiden. Üç tanesi galiba vakti zamanında başka partiye oy vermiş filan gibi küçük oyunlara girmeden vatandaşlık ruhu, sahiplenme olayı bu şekilde gelişir. Evet. Şimdi bu son verdiğiniz örnekten sonra biraz ölçeği büyütelim, ilçeye doğru gelelim. Yani belediyeye doğru gelelim o gelelim. Zaman. Zaten bahsetmeye başladık belediyelerden. Belediyelerin aslında bu anlattığınız şeyleri uygulayabilecekleri bir takım mekanizmalar da mevcut. Bunlardan var. Bir tanesi stratejik plan. Evet. Aslında bildiğim kadarıyla her seçimden sonra işte ilk 6 ayda belli bir nüfusu büyüklükte, 50 bin üzerinde olan yerlerde evet, hazırlanması mecbur evet, bu stratejik evet. planın. Şimdi bu söylediğiniz şey de aslında tabii idareye yani belediyeye büyük sorumluluk düşüyor. Yani bütün bu anlattığınız vatandaş taleplerini, o verdiğiniz örneklerdeki talepleri toplayıp bunlara cevap verecekler, evet. uygulayacaklar. Aslında evet. stratejik plan da bu açıdan önemli. Yani bunun bir yasal mekanizması gibi duruyor evet. karşımızda. Bunu biraz irdeleyelim isterseniz. Bize biraz İrdeleyelim. Anlatırsanız Tabii. stratejik planı. Şimdi sizin de biraz evvel belirttiğiniz gibi 31 Mart'tan sonra işte yeni görev alacak başkanlar belli olacak. Belediye meclisleri oluşmuş olacak. İlk 6 ay içinde stratejik plan hazırlamak yükümlülüğündeler. Ne demek stratejik plan? 3 sorunun cevabı demek. Bir, biz İstanbul olarak neredeyiz? Her alanda. İki, nerede olmak istiyoruz? Yani yeni bir kent vizyonu, önümüzdeki en azından 5 yıllık bir süre için neler değişecek, ne gibi ihtiyaçlar doğacak, ne gibi ihtiyaçlar zaten var. Buna göre nasıl bir misyonumuz olmalı, nasıl bir vizyonumuz olmalı, dünyada olup bitenleri de, Türkiye'nin başka yerlerinde olup bitenleri de hesaba katarak. Sonra varmak istediğimiz noktayla, başladığımız noktayla varmak istediğimiz noktaya nasıl varırız? Evet. Üçüncü sorunun da yanıtı bu. Evet. Şimdi bunun mekanizması şöyle çalışıyor. İç paydaşlar var, dış paydaşlar var. Yani belediyelerin içindeki ilgili müdürlükler, strateji müdürlüğü vesaire kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Evet. Dış paydaşlar belediye ile etkileşim içinde olan her türlü kuruluş çok geniş anlamda dış paydaş olarak tanımlanabilir. Aslında bu demin örnek verdiğiniz Aynen. vatandaş grupları Hatta da vatandaş grupları da belirli bir düzen içinde olabilir. Bu bilgileri toplayıp, biraz evvel sözünü ettiğim ihtiyaçlar ve vizyonu da hesaba katarak bir plan hazırlama. Olay bu. Ben burada bir şey sorabilir Tabii, miyim? Lütfen. Şöyle, şimdi aslında yerel seçim öncesinde de olduğumuz için mevcut adaylar evet. işte sürekli projeler açıklıyorlar. Hatta evet. bazı basın mensupları da başkan adaylarına sizin ne projeniz var, hangi projeleriniz var diye soruyor. Acaba ben... yanlış mı anlıyorum? Aslında projelerin stratejik plan içerisinde oluşması ve bu söylediğiniz dış paydaşların ve iç evet. paydaşların katılımıyla bir araya çıkması gerekmez mi? Bunu da bir soru olarak yani ileteyim. Ben şeylerin, basın mensuplarının, medyanın filan proje konusundaki sorularını pek yatsımıyorum. Evet. Belediye başkan adayları da çok kısa süre içinde uzun uzun anlatmak yerine bir proje vizyonu çizmelerini de sakıncalı bulmuyorum. Evet. Doğrusu biraz da zaman kısıtından kaynaklanıyor. Bütün mesele bazılarının da bazı bu tür yaklaşımları projecilik olarak eleştirdiğinin de bilincindeyim. Daha ziyade Avrupa Birliği projeleriyle filan ilintilendirmek suretiyle. Ben bunların çoğunu sakıncalı bulmuyorum. Bütün mesele mümkün olduğu kadar çok bunlar tartışılsın. Mümkün olduğu kadar ortaya proje atılsın. Eninde sonunda fakat biraz evvel sözünü ettiğim gibi yani şu andaki mevcut durum nedir? Evet. Beşiktaş'ta nedir? Beylikdüzü'nde nedir? Avcılar'da nedir? İstanbul ilçelerine baktığımızda. Nasıl olmalıdır? Sorularının cevabını belediyede zaten bu işte görevli olanlarla birlikte mümkün olduğu kadar onun dışındaki geniş bir yelpazeyi de işinize katarak şey etmeleri, bunu da bir defaya mahsusluk değil. Koşullar sürekli değişiyor. Evet. Sürekli dinamik bir şekilde de şeyi stratejik planda da gerekirse değişiklikler yapmak suretiyle en azından bir 5 yıl götürmeyi,
yasal zorunluluk olarak bir sonraki seçimlere kadar, ama bununla da sınırlı olmayan bir vizyon çizmeleri bana göre yararlı. Birçok belediyede bunun eskisine nazaran daha ciddiye alındığını, her türlü farklı partilerin belediyelerinde de ciddiye alındığını görüyorum. Eskiden bazen bir hocaya verip, hoca bize bir stratejik plan hazırlayın, 3 ay vaktiniz var diyenleri de hatırlıyorum. Ama artık bu dönemler geride kaldı. Evet, bu stratejik planlar tabii, yani bu verdiğiniz örnek bir tane dış paydaştan oluşuyor. Bir evet. hocaya verilmesi. Aynen. Aslında bu stratejik planlar bizim esas başlığımız olan aktif yurttaşı cesaretlendiren de bir şey. Yani onların gerçekten aktif bir yurttaş olarak çalışabilmesi için bir mekanizma burada bulunması için. Kendileri isterse, yani illa kurumun yani belediyenin mi davet etmesi gerekiyor, yoksa isteyenler buraya katılabiliyor mu? Genellikle belediyenin bir listesi var. Bir de kabul etmek gerekir ki stratejik plan hazırlama veya stratejik plana anlamlı katkıda bulunmak bir birikim, bir deneyim meselesi. Fakat şuna engelli değil. Örgütlü yurttaşların birey olarak teker teker gidip beyaz masaya gidiyormuş gibi ben şeye katkıda bulunayım demek pratik değil. Belki biraz önce bahsettiğimiz işte bir takım girişimler, dernekler, hemşeri dernekleri de buna dair. Belirli şeyleri toplayarak, belirli kanaat gruplarının ortak bir hazırlığıyla, kent konseylerinin ortak hazırlığıyla bir katkıda bulunmak mümkün. Bunu belediyelerin memnuniyetle karşılayan belediyelerin olduğunu da biliyorum. Evet. Tabii başka kaynaklar da var. Şöyle, tabii. dolaylı veya açıkça, bilgi erişim yasası var. Yer yer oldukça iyi de çalışıyor. Hı hı. Vatandaşlardan gelen şeylerin, isteklerin, eleştirilerin sistematik bir şekilde toplanması, arkadan da bu stratejik plan hazırlama sürecine dahil edilmesi yöntemlerden biri olabilir. Dolaylı yöntemlerden biri olabilir. Aynı şekilde beyaz masalara intikal ettirilen şikayetlerin, istemlerin de sistematik bir şekilde toplanması, gruplanması ve kanalize edilmesi sürece bu da mümkün. Aslında önemli veri teşkil ediyor. Önemli veri. Tabii ki belediye meclisleri için de bildiğiniz gibi profesyonel kadrolardan destek almak, belirli komisyon çalışmalarına onları dahil etmek, yani uzmanları çağırmak, o da bir mekanizma. Evet, maalesef, oraya ayrı bir başlık açmıştım. Başlık var, doğru, evet. Doğru, çok sık kullanılan bir mekanizma değil maalesef ama bu da bir mekanizma. Oradaki bilgilerin de aktarılması son derece önemli olur, evet. Şimdi şöyle düşünürsek zaten, örneğin seçimlerden sonra bu stratejik plan önemli bir çalışma alanı. Evet. İlk 6 ay boyunca söylediğiniz gibi dış paydaşlar da dahil olabilirse evet. olduğu kadar çok önemli bir çalışma. Ama ondan sonra görev süresi boyunca, yani 5 sene boyunca belediye meclisi var. Belediye meclisi evet. aslında meclis çalışmaları halka açık yapılıyor, vatandaşa evet. açık yapılıyor. Evet. Ancak bunların esas çalışmaları komisyonlarda, ihtisas komisyonu dediğimiz Tabii. komisyonlarda yapılıyor. Evet. Bunların bazıları bildiğim kadarıyla mutlaka kurulması gereken komisyonlar evet, ama evet, zorunlular da var. Evet. evet. Şimdi bu komisyonlar önemli. Burada nasıl yer alabiliyor vatandaş? Yani aktif bir yurttaş buraya nasıl dahil olabilir? Aktif bir yurttaşın doğrudan doğruya şeye İhtisas komisyonuna girmesi mümkün değil. Değil. Mümkün değil. Yani yurt dışında da mümkün değil. Çok özel bir grup olup da bir çok özel sorun olduğu takdirde yurt dışındaki bazı mekanizmalar, halka açık toplantılar oluyor. Bizdeki vatandaşlarla yapılan chat toplantıları gibi bu mekanizmalar olabiliyor. Fakat onun dışında sınırlı. Burada önemli olan bütün komisyonlara zorunlu olmasa dahi muhalif üyelerinde katılması, onların da aktif olabilmesinin koşullarının hazırlanması çok önemli. Onun dışında da şöyle bir mekanizma var. Stratejik planla belediyenin bütçesi ve bütçe kalemleri arasında bir süre önce bir şey kuruldu. Benim olumlu bulduğum bir irtibat. Yani bütçe kalemi veya stratejik planda olan şeylerin aynı zamanda bütçeye dahil edilmiş olması, ilinti kurulmuş olması, ona göre bütçelendirilmesi söz konusu. Bu olumlu. Bu sistematik olarak yapıldığı takdirde meselelerin bir bölümünü çözebilir. Tabii arzu eden bir belediye başkanından, arzu eden bir meclisin başvurabileceği kaynakların sınırı yok. Başka kaynaklar, yurt dışına da bakmak gerekiyor. Yurt dışında mekanizmalar var. Belediye birlikleri var. Evet. Belediye birliklerinin çeşitli kentlerin sayısız deneyimleri var.
Eskiden Türkiye içe çok kapalıydı bu alanda. Son dönemlerde son derece açık. Birçok belediyelerimizin kardeş belediyeleri var. Eskiden kardeş belediye ile ilgili acaba kullanılmış bir tane kamyon alabilir miyiz, bir dozer alabilir miyiz mantığıyla kuruluyordu. Veya yalnız oradaki hemşerilerimizle bir ilinti kurabilir miyiz diye. Şimdi bilgi aktarımı da var sistematik bir şekilde. Yani ilgili olanlar yapıyorlar bunu son derece. Dünyanın başka yerlerinde neler yapıldığını bilmek, bir politika transferi gerektiği zaman yapmak son derece önemli. Bütün bunların da stratejik planlara yansıtılması, projelere yansıtılması, gerektiğinde o teknolojinin Türkiye'nin koşullarına uyarlanması büyük önem taşıyor. Evet, bunu siz belediye çalışanları yani bürokrasi açısından dile getiriyorsunuz değil tabii, mi? Esas tabii, anlamıyla. Aynen. Yani onların bunlardan faydalanması. Aynen, aynen. Evet. Evet. Ama bu şeye de engel değil. Yurttaşların da, örgütlü yurttaşların da yerel yönetimlerle ilgilenen aynı bilgi kaynaklarına başvurması ve bunlar üzerinde ısrarlı olması veya belediyenin gündeme getirmesi de mümkün. Mesela bildiğiniz gibi şey mekanizması var. Kent konseylerinin kabul ettikleri, resmi karar aldıkları hususları belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınma zorunluluğu var. Son evet. derece olumlu bir mekanizma. Evet, isterseniz kent konseyi de başlığımızdan biri. Siz tabii. zaten girmiş oldunuz. Kent konseyini biraz bize anlatın lütfen. Şöyle, çünkü kent konseyleri aslında biraz evvel söylediğimiz, başta girdiğimiz aidiyet duygusuyla çok yakından ilgili. Aktif vatandaş duygusuyla son derece ilgili. Bunun kökenini de şuna bağlamak gerekir. Dünyadaki bazı kavramların içeriği çok değişti son 10 yıllarda, birkaç 10 yılda. Bunlardan bir tanesi de demokrasi kavramı. Yani eskiden temsili demokrasi deyince belirli aralıklarla düzenli seçimlerin bir ülkede yapılabilmesi, belirli bir seçmen kitlesinde makul bir oranında bunlara katılıp oy vermesi yeterli gözüküyordu. Evet. Çok uzun zamandan beri bu eleştirilen bir yaklaşım. Ta Brandt raporuna 1970'lere, Rio konferansına 1992, İstanbul'daki Habitat Konferansı ve benzer konferanslara önce bunlar eleştirildi. Sonra mekanizmalar geliştirildi. Katılımcılık kavramı 70'lerden itibaren yavaş yavaş Türkiye'nin de gündemine girdi. Türkiye'de çok başarılı bir yerel gündem 21'ler deneyimi var ki kent konseylerinin bir anlamda hazırlayıcısı gibi. Şimdi bu girişten sonra kent konseyleri özgür yurttaşların. Bu arada hem şunu da belirteyim. Kent konseylerine üye olmak isteyen, aktif olmak isteyen, orada aktif yurttaş olmak isteyenlerin belirli koşulları kendilerine kabul ettirmeleri lazım. Kendileri de. Bir, kent konseylerinin kapısından içeri soyunarak girecekler. Soyunarak. Kastım çırılçaplak, çırılçıplak değil, evet. diğer aidiyetlerini kapıda bırakarak. Bir siyasal partisine üye ise evet. aidiyetini dışarıda bırakacak. Ben mesleğim veya üniversitede profesörüm, her şeyi bilirim mantığını dışarıda bırakacak, girecek. Özgür yurttaş olarak, eşit yurttaş olarak girecek. Aktif yurttaş olmayı hedefleyerek girecek. Şimdi bunların ortak çalışmalarından ortaya kararlar çıkıyor. Bu kararların ilgili belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alma zorunluluğu var. Örnek vereyim size. Kadıköy'den bazı örnekler biliyorum. Yurttaşların büyük bir kısmı Kadıköy'de bir zamanlar baz istasyonlarından çok şikayetçiydi. Evet. Onların olumsuz, sağlığa olumsuz etkilerinden endişeliydi. Gündeme getirildi kent konseyinde, tartışıldı, bir karar çıktı, tavsiyeler çıktı. Yurt dışında olanları da ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri de şeyden kapsamlı bir rapor hazırlandı. Kadıköy Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında gündeme alındı zorunlu olarak. Ama belediye meclisleri kendilerine getirilen öneriyi kabul etmek zorunda değiller. Gündeme alma zorunluluğundalar ama kabul etmek zorunda değiller. Fakat Kadıköy Belediye Meclisi bu şeyde çok olumlu buldu, yararlı buldu, önemli buldu. Tavsiyelere uydu. Bazı istasyonların bir kısmı belirli sınırların dışına çıkarıldı. Bazı binaların üzerine konulması engellendi. Belediyenin direklerine, elektrik direklerine vesaire baz istasyonlarının yerleştirilmesinin uygulanmasına son verildi vesaire. Son derece olumlu. Yani, bu gördüğünüz gibi kademe kademe bunlar takip edildiği zaman sıradan vatandaşlar
özgür vatandaşlar, gönüllülük inancı olan vatandaşlar çeşitli mekanizmaların içine, bu arada kent konseylerinin girip bir etki yaratabiliyor. Bu aktif yurttaş dediğimiz tanım içerisinde aslında yine onun birebir çalışabileceği bir mekanizmadan bahsediyoruz kent konseyi aynen, için. Bu önemli bir şey. Aynen. Demek ki orada bu çalışmalarını yapabilirler ve bir noktaya kadar da sonuç da almaları mümkün. Evet. Tabii bütün bunlar anladığım kadarıyla biraz emekleme döneminde. Yani bununla ilgili çok büyük şikayetler de duyuyoruz. Yani tabii. Bu kent konseylerinin iyi çalışmadığına dair, bu mekanizmaların iyi yürümediğine dair. Zaten demin verdiğiniz ihtisas komisyonlarına katılım hiç böyle bir alışkanlık aslında fazla yaygın değil maalesef. Yaygın değil. Oysa ki oraya gerek kurumlar vasıtasıyla gerek kent konseyinde de aktif yurttaşlar doğrudan katılabiliyorlar. Aynen. Şimdi siz bana bir anlamda bir pas verdiniz. Ben onu gole çevireyim. Kent konseyleriyle ilgili. Şimdi seçimler önümüzde. Evet. Yeni başkanlar seçilecek. Bazı eski başkanlar devam edecekler. Benim bir ricam hemen orada. Kent yeni seçilen başkanların ve belediye meclislerinin katılımcı ve gönüllü mekanizmaları önemsemeleri. Evet. Bir. İkincisi bu mekanizmaları kendilerinin veya mensup oldukları siyasal partinin güdümüne alınması gereken yerler olarak görmemeleri, tahakküm edici bir şey olarak kontrol edilmesi gereken bir nüve olarak görmemeleri. Ön yargısız yaklaşmaları. Gereken kaynakları sağlamaları, buna karşılık da kent konseylerinin de kent konseylerindeki biraz evvel herkes hüviyetini kapıda bırakıp diğer şeylerini bırak, her zaman mümkün olmuyor. Kent konseylerinin bazıları da ilgili belediye veya belediye başkanına bir muhalefet cephesi olarak kent konseylerini veya gönüllü mekanizmaları kullanma eğilimi var. Kesinlikle yapmamaları gerekir. Kesinlikle evet. Yapmamaları gerekir. Yani bu demokrasiye de ihanet. Bu tür mekanizmaların başarıya kavuşmasını engelleyen önemli faktörlerden bir tanesi. İki taraf da kendi konumlarında birbirlerine yardımcı olmak suretiyle bir demokrasi kültürünün, bir katılımcı demokrasi mantığının Türk siyasal kültürünün içinde yerleşmesini sağlayıcı çabada bulunmalılar. Evet, aslında bu kendileri için olumlu bir çok olumlu, mekanizmaya tabii. Da dönebilir. Tabii. Çünkü ihtiyaçlardan yola çıkarak hizmetleri vermek aynen. Herhalde o başkanlara aynen. Ya da üyelere oy olarak dönebilir. Aynen. Evet. Şimdi son bölümlere doğru geliyoruz programın. Siz biliyorum İzmir modeli olarak bilinen, aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili geliştirilen bir çalışmada mı diyelim, projede mi diyelim yer aldınız. Biz de yine yaklaşık bir buçuk ay önce bu konuda bir program da yaptık İzmir evet. modeliyle ilgili. Evet. Ama siz onun içinde yer alan bir kişi olduğunuz için bu projeden ya da çalışmadan biraz bahsedelim mi? İzmir modeli nedir? Şöyle yani, bir genel bize anlatabilirseniz. Şunu belirteyim. Bir kere Türkiye'deki yerel yönetimlerin önemli bir bölümü, yine memnuniyetle kaydedeyim. Özellikle son 20 yıl içinde diyeyim, giderek planlı bir belediyeciliğe, sistematik bir belediyeciliğe doğru yön alıyorlar. Bu olumlu özelliği bütün farklı siyasal partilerin yönetimde olduğu belediyelerin birçoğunda görüyorum. Bunu bir kere memnuniyetle kaydedeyim. Evet. Şimdi planlı olmanın faktörlerinden bir tanesi de şu. Yine son 20 yıl içinde dünyada bir başka trend şu oldu. Ülkelerin büyük bir kısmı ulusal düzeydeki zorunlu planlamadan vazgeçti. Türkiye'de evet. Hala devam ediyor 11. 5 yıllık plan vesaire diye ama onun da biraz arka perdeye doğru itildi. Planlama esas yerel ölçekte oluyor. Evet. Biraz evvel stratejik planlardan bahsettik. Kent konseylerinde de özgür vatandaşların, gönüllü yurttaşların hazırladığı kent eylem planları yapılıyor. Evet. Şimdi İzmir'deki bu proje ki 1,5 yıl sürdü aşağı yukarı Sayın Kocaoğlu'nun iki tane arzusunu bir anlamda yansıtan bir çalışmaydı. Planlı bir yaklaşımı vurgulamak istiyordu. Kendinin görevde bulunduğu geçmişe dönük olarak dönemlere eleştirel bir şekilde, yapıcı bir şekilde bakıp
bir akademik kadronun ve uygulamacı kadronun birlikte yaptığı çalışmayla değerlendirilmesini istiyordu. Evet. İkincisi de gerek kendisi olsun, gerek ondan sonra takip edecek olan yönetimler olsun, onlara dönük olarak da ciddi, kapsamlı, ayrıntılı, geçmiş deneylerden yola çıkarak neler yapılabilir konusunda fikir vermek evet. amacını taşıyordu. Çok sayıda şey katıldı, akademisyen ve çok sayıda bizzat uygulamanın içinde olan belediye bürokratı veya dışarıda olduğu takdirde belirli birikimleri olan uygulamacılar katıldı. Şimdi bütün bunları vurguladığımız zaman tabii bu kadar geniş çalışmayı çeşitli şekillerde anlatmak mümkün değil. Şimdi bunun hedefi nedir diye birkaç tane belki kavramla anlatmak mümkün. Tabii. Bunlardan bir tanesi örgütlü kent. İkincisi biraz evvel vurguladığın gibi çok paydaşlı kent. Evet. İşte bizim bu aktif yurttaş kavramıyla da bütünleşik olarak düşünülmesi gereken ikinci bir kavram. Evet, evet. Katılımcı bir kent. Evet. Saydam olması bir kent, gereken bir kent. Evet, şeffaflık. Şeffaflık, evet. Saydamlık. Gerek görevde olanların, gerekse dışarıda olanların, sıradan yurttaşların hesap verebilir olması, hesap verebilirliği sağlayıcı mekanizmaları desteklemesi. Peki nasıl bir kent? Her şeyden evvel bir başka kavramla yanıtlayayım. Sürdürülebilirlik kavramı şu ana kadar ağırlıklı olarak çevreyle ilgili olarak kullanılıyor. Fakat buna iki tane daha sıfat yerleştirmek gerekiyor. Sosyal sürdürülebilirlik, siyasal sürdürülebilirlik. Evet. Yani biraz evvel ta mahalleden başlayarak bir tür örgütlenme şeyinden arzularımızı belirttik. Evet. Şimdi bütün bunların hedefi ne? Biraz evvel söylediğimiz kavramların o kentte egemen olması, tamam güzel de bütün bunların sonunda da orada olan insanların birbirleriyle barışçıl ilişkiler içinde olmaları. Çok yönlü ilişkiler içinde olmaları. Evet. Ötekileştirmenin hiçbir örgütün, hiçbir siyasal partinin, hiçbir liderin, hiçbir vatandaşın gündeminde olmaması. Ortak bir geleceği birlikte düşünmek, sosyal sürdürülebilirlik. Evet. Bu 18 aylık çalışmanın da temel hedefi bu. Esas amacı bu. Birçok partilerin seçim bildirgelerinde de bu kavramların önemli bölümüne yer verildiğini görüyorum. Doğrusu bu da beni memnun ediyor. Aslında siz biraz önce aktif yurttaşın bu çalışmalara girerken elbiselerini çıkararak girmesi lazım dediniz. Bu da aslında yönetimlerin takınması gereken bir tavır. Aynen, evet. Aynen. Evet. Yani burada bir arada yaşama kültürünü geliştirmek gerekiyor. Evet. Bir daha vurgulayayım. Biraz evvel İstanbulluların üçte biri yalnız İstanbul'da doğdu, üçte ikisi dışarıdan geldi. Yolda gelirken biliyorsunuz birlikte bir taksiyle geldik. Taksinin şoförünün kaynak şeysi Bosna Hersek. Evet, öyleymiş. Aramızda Balkanlardan gelenler var, başka yörelerden gelenler var, kırdan kente gelenler var. Bunlar hepsi birbiriyle beraberlerinde denklerin, bavulların yanı sıra başka şeyler getiriyorlar. Evet. Kendi mutfaklarını getiriyorlar, kendi alışkanlıklarını getiriyorlar, kendi giysilerini getiriyorlar, kendi folklorlarını getiriyorlar. Bunu bir zenginlik olarak görmek, belediye yönetimlerinin ve diğer örgütlerin de hemşeri örnekleri de başta olmak üzere bunları birleştirici unsurlar olarak, yeni bir kentli kültür sentezinin oluşturucuları olarak görmek var. Evet. Bunu aynı şekilde maalesef sorumsuz bir şekilde ötekileştirme amacıyla da kullanmak mümkün. Ümit ederim ortak çabalarla egemen olur. Ortak bir kentli kültür sentezini yaratmak, birlikte yaşama hoşgörülü bir şekilde birlikte yaşama kültürünü geliştirmek mümkün olur. Gelişmek mümkün olur. İşte bu mekanizmalar da onun bunlara yardımcı olacak, kolaylaştırıcıları yapacaklar. Burada isterseniz bırakalım çünkü gayet güzel bağlamış olduk birkaç cümleyle. Tamam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Bugün Profesör Koral Göymen de aktif yurttaş meselesini konuştuk. Programlarımız önümüzdeki haftalarda devam edecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.